Bilmiyorum ama ben de çok mantıklı bir insan değilim. Her zaman yani en azından. Kısaca bunu geçiştirmiş olalım. Ben 12.000'den 299. oldum. Ama ben aslında YKS'de 1 milyoncu olmuş insanım. Ve şu da var yani benim öğrencilerim arasında 50.000'den ilk 3.000'e giren de var. Yani 70.000'den 2.000'e çeken de var. Hani birçok 20-30.000'den yine 1.000'e çeken yine öğrencim oldu. 2022 DGS'de 341. olmak nasıl bir şeydi? Sanırım benim için normal. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda DGS'de nasıl 341. oldum? 341. olurken kullandığım metot, uygulamalar ve kafa yapısı nasıldı? Bunu sizlere aktarmak istiyorum ve aranızda beni bazı tanıyanlar olabilir. Ben yıllardır DGS'ye giriyorum ve yıllardır ilk 500'e giren dereceler yapıyorum. Sayısalda halihazırda bir bilgisayar mühendisiyim ve okurken bir yandan da profesyonel bir şekilde koçluk yaparak benim gibi hazırlanan öğrencilere yıllardır yardımcı oluyorum. Birçoğunun da iyi üniversitelere işte Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ kazanmasına, işte hukuk, bilgisayar mühendisi, hemşirelik gibi, okul öncesi gibi birçok bölümü kazanmasına yardımcı oldum. Bu sene bir kez daha DGS'ye girdim ve 341. oldum. Ekranda netlerimi görebilirsiniz arkadaşlar. İlginizi çekiyorsa ekrana koymuş olurum. TC muhabbeti için de lütfen yazmayın. TC'm açıktır, yıllardır öyledir. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. İsteyen TC'nize çok kolay ulaşır. Bu tarz bilgiler zaten internete yayılmış durumda. Hani onu sıkıntı etmeyin. Tabii her yere de yaymayın ama aslında yani ben de internete koyuyorum. Çok bir sıkıntı olmaz. Sadece TC'nizle bir şey yapamazlar. Ya da ben en azından öyle düşünüyorum. Lütfen bu konuda hani yorumlarda TC'niz gözüküyor ya da abi TC'nin gözüküyor falan yazmayın. Artık yıllardır bu yorumdan sıkıldım. Biliyorum, farkındayım. Bilerek koyuyorum. Hani her videomda vardır. Sıkıntı yok. Onu geçecek olursak. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Yani 341. olmak tamam önemli ama kim olarak 341. olduğun bence çok daha önemli. Diyelim ki varlıklı bir ailede doğdunuz. Babanız eğitimli, işte doktor, mühendis neyse. Anneniz de yine eğitimli, üniversite mezunu. Ve siz bu tarz bir sınavda işte ilk 10 bin, 1000 vesaire giriyorsunuz. Bu bence çok da büyük bir başarı değil aslında. Size verilenleri kullanmış oluyorsunuz. Elbette ki bir başarıdır. Sonuçta küçümsemek için asla söylemiyorum. Ama aranızda bazı arkadaşlar var. Köyde yaşayan, kasabada yaşayan ya da ailesi çok varlıklı olmayan, eğitimli olmayan, ailesinin bilinçsizliği ve varlıksızlığı nedeniyle eğitim hayatında zorluk çeken çok fazla arkadaşımız var, bunu biliyorum. Sonuçta coğrafya kaderdir, aile de kaderdir. Hiçbiriniz ailenizi seçerek bu dünyaya gelmediniz. Dolayısıyla aileniz farkında olmadan bir şeyleri bilmediği için size çok fazla şey veremiyor. Tabii ki de bu onların suçu değil aslında. Aslında bu dünyamızın adaletsizliğinin suçu. Ama kısaca demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Eğitimli, varlıklı bir aileden geldiysen başarılı olman çok da zor değil aslında. Ama benim gibi ilkokul mezunu bir aileden geliyorsan bir tık zor. Özellikle sıkıntılı bir çocukluk geçirdiysen, ki karanlık dönemler de var benim hayatımda ama onlara girmek istemiyorum artık. Ama kısaca özet geçmek gerekirse ben eğitim hayatımda daima başarısız olmuş, hep sınıfta çöp kutusuna bakmak zorunda kalmış. Hocanın sevmediği, sürekli sınıftan attı. Yani ben okula zorunlu olarak gidiyordum. Hiç gitmek istemezdim. Ve %60-70 herhalde sınıfın dışında geçiriyordum. Kendi istemi de genellikle atıyorlardı. Tabii ben de çok istekli değilim sınıfta durmaya. Sınıfta durduğum büyük bir çoğunlukta da zaten uyurdum. Hep genellikle böyle geçti çocukluk yıllarım. İlkokulda atma olmadığı için çok fazla atılmadım. Bir kere öyle bir sıkıntı oldu. Atacağız vesaire, alın bunu okuldan diye ailemi test ettiler. Ama sonra devam ettik, kaldık. Sonra bir şekilde mezun olduk. Tabi lise başladı. Lisede de tabii ki de rahat durmadık. Çok daha kötü şeyler yaptık ve girilmemesi gereken yollara girdik. Yapılmaması gereken şeyleri yaptı. Yani gençlikte yaşanabilecek birçok hatayı yapmışımdır açıkçası. Ve bu hataların sonucunda aslında 11. sınıfta liseden atıldım ben. Yani ben aslında liseden atılmış bir insan. Ve ondan sonra bir çalışma dönemi başladı benim için. Bazı işlerde çalıştım vesaire. İşte güvenlikçilik, çağrı merkezi, pompacılık. En ilginçlerinden biri budur. Pompacılık. Çağrı merkezi çalışanlığı. Birçok mesleği yaptım. Ve çok da tutunamadım aslında. Çünkü şunu hep biliyordum ve hissediyordum. Ya ben bundan daha iyisine layığım. Ben bundan daha fazlasını istiyorum. Yani sadece bu çağrı merkezi maaşıyla sadece bununla yetinmek istemiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ve benden daha fazla kazanan, benden daha üst konumda olup bana aslında emir veren, tırnak içinde egosunu tatmin eden insanlar benden çok üstün insanlar değil. Peki bunlar niye yukarıda, ben niye aşağıdayım? Tırnak içinde tabii ki de. Sistem olarak konuşulacak. Biz sistemin içinde yaşıyoruz sonuçta. Yukarıda olanlar, aşağıda olanlar var. Üzgünüm ama bu böyle. Bu sistemin doğruluğunu savunmuyorum. Sadece tespit yapıyorum. Ve ben dedim ki ben de yukarıda olmak istiyorum. Ve bunların ortak noktası ne? Bunlar ne yapıyor da böyle oluyor falan diye baktığımız zaman genellikle yolları üniversiteyle kesişmiş oluyor. Üniversite, yani en başarısız insan bile, atıyorum Acun Ilıcalı mesela,
belki üniversite hayatını bitirememiş bir insan ama üniversiteye gitmiş bir şekilde ve Türkiye'nin en zengin insanlarından biri olmuş vesaire. Şimdi mesela dünyada yine çok büyük örnekler var. İşte Mark Zuckerberg, işte Bill Gates falan filan. Şimdi diyeceksiniz ya, bunlar da üniversiteyi bıraktı ama onlar Harvard'ı bıraktı falan. Ya bunun çok bir önemi yok. Demek istediğim, üniversiteyi bırakmış olsalar bile üniversiteyle bir şekilde yolları kesişmiş. Birçok üst düzey müdür, yönetici ve sizi yöneten ekip liderleri vesaire de hep eğitimlerine göre seçilir. Yani üniversitede yüksek seviye mezunsa onu seçerler. Şimdi diyelim ki 5 kişilik bir ekipteyiz. 3 meslek yüksek okulu mezunu olsun, 2 tane lisans mezunu olsun. Biz 3 meslek yüksek okulu, o 2 lisans, o lisans işçiden çok daha iyi bir şeyler yapmamıza ve bilmemize rağmen birisini yükselteceklerse ya da zor bir görev vereceklerse, yani güzel bir görev vereceklerse, bir fırsat sunacaklarsa %90 o lisans mezunlarına sunuyorlar maalesef. Bunu görünce dedim ki ben de böyle olmam lazım. O zaman üniversiteye gitmeliyim. Peki karar verdim. Açıktan liseye yazıldım. Açıktan liseyi bitirdim. 11. sınıfa gelmiş olduğum için kredilerim vardı. Ve yaklaşık 1,5 sene içerisinde yaşımın ve hani dönemimin de fazla olmasının verdiğiyle çok fazla sınava girerek, tabii çoğu dersi veremedim aslında, bir şekilde mezun olduk. Sonra 2016'da YGS'ye girdim. Şu an ekranda o netimi görüyor olmanız lazım. 0.75 matematik neti. Çok kötü. Yani ya ilkokuldaki herhangi bir çocuğu soksan daha fazla yapardı kesinlikle. Böyle olmasının en büyük sebebi benim kesinlikle hiçbir zaman matematiğe ilgi duymamam, hiçbir zaman derslere ilgi duymamam. Her zaman kafamın, isteğimin, arzumun başka bir yerde olması ve ders çalışmamam, kısaca diyebiliriz. Tabii ki de yine de ülkemizin sistemi sağ olsun. Meslek yüksek okulu diye bir şey var ve meslek yüksek okullarına gidebiliyorsun. 1 milyonuncu olsan bile, ki ben de 1 milyonuncuydum. Ki o zaman sınava fazla insan girmiyordu. 2-2,5 milyon yani. O zaman 1 milyon harbi kötü. Neyse, ondan sonra baktım nereleri yazabiliyorum bu sıralamayla. Meslek yüksek okulları karşıma çıktı. Dedim tamam, meslek yüksek okuluna gideriz. Buradan da bilgisayar mühendisliğine geçiş yapmayı hayal ediyorum. DGS falan duymuşum. Oradan düşünüyorum, yapacağım. Tamam, güzel. Meslek yüksek okuluna gittik. Bir dağ başında, bildiğin Bursa'nın bir dağında, köyünde üniversite hayatı yaşadık. Aslında köydeydik yani. Köy, yani ailenin köye ziyarete gitmişsin de 2 sene dönememişsin gibi düşün. Öyle bir hayat geçti benim için. Tabii ki de şikayet edemiyorum. Adapte olmaya çalışıyorum. Zorluğunun da farkındayım ama her şeye rağmen değişmeye çalışıyorum. Çünkü o zorlu hayatı gördüğüm için diyorum ki bir şekilde buradan fırsatları değerlendirip yukarıya çıkmam lazım. 2 yıllık okurken her zaman ortalamamı yüksek getirmeye ve DGS'ye önem vermeye çalıştım ama bir anda yapmaya çalıştığım çok fazla şey vardı. Ben 6. sınıfa geçtiğimden itibaren, hatta daha da öncesinde hep sigara kullandım. 5. sınıf oluyor galiba. Küçük çocukken yani. Ve bu 9 yıla yakın oluyor işte, 20-21 yaşlarında bıraktım. 9 yıla yakın sigara içtim. Günde 2-3 paket içerdim. Bu sigarayı bırakmam gerekiyordu. Üniversite benim için bir değişim noktasıydı ve ilk işim aslında sigarayı bırakmak oldu. Çünkü EGS'ye çok vakit vardı ve sigara bana hem maddi hem de vücutsal olarak çok zarar veriyordu. O zamanlar 2-3 paket içen bir insandım. Dediğim gibi hani maddi olarak ne kadar zor olduğunu düşünün ki vücutsal olarak da çok fazla sıkıntısını çekiyorum. Genç yaşta olmama rağmen gerçekten nefes nefese kalma, sıkıntısını çekme durumlarını yaşıyorum. İlk başta sigarayı bırakmaya karar verdim ve sigarayı bıraktım. Sonra tabii artan bir enerjim oldu. Bunu da spora başlayarak dengelemeye çalıştım. Ve spora da başladım. Hala da yapıyorum. Hatta bayağı da iyi sayılırım spor konusunda. Görsel olarak değil ama güç olarak yaptığım için güçte iyiyimdir diyebilirim. Eğer merak edenler varsa özelden ulaşsın, bu konuda tavsiye verebilirim. Neyse, bu işte sigara bırakma durumu ve spor durumu, iradeyi, disiplini kendime öğreterek o ilk bir seneyi geçirdim. İkinci sene daha çok DGS'ye yoğunlaşma şeklinde geçti. Ve ikinci sene şu an size vereceğim önemli bir tavsiyenin başlangıç noktası aslında. Arkadaşlar, tavsiye yazdığınız zaman Google'da hani YKS için ya da DGS için aradığınızda çıkan insanların çoğu kendileri üniversite sınavında başarılı olmamış insanlar. Genelinden bahsediyorum. Atıyorum bir koç çıkıyor karşına. Biyoloji öğretmeni mesela. Sana sınav tavsiyesi veriyor ama kendisi hiçbir sınavda başarılı olmamış. Bir adam çıkıyor mesela, kendisi çok kötü bir matematik öğretmeni, hiçbir sınavda başarılı olmamış ve sana temel kavramlar anlatıyor ama temel kavramları da kendisi çok iyi anlamamış aslında. Bir adam çıkıyor karşına, matematiği çok iyi, küçüklükten beri iyi, yani bayağı benim 5 yaşından itibaren buna matematik öğretmişler ve senin benim gibi matematik bilmeyen insanlara aptal muamelesi yaparak, hani bunu da yapamıyorsanız falan filan gibi anlatarak, aşağılayarak kendi egosunu tatmin edip video çekmeye çalışan tipler de var tabii ki de. Sonuçta eğer birisi çok kötüyse size matematik öğretemez. İkincisi de çok iyiyse de öğretemez. Ya bunun ikisinin arasında bir yerde olması lazım. Çünkü çok iyi insanlar mesela sıfırdan öğrenen birisine çok bir şey veremiyorlar. Orta seviye ya da iyi kötü bir noktada olan bir insana evet bir şeyler verebiliyorlar. Hatta daha da faydalı olabilirler iyi oldukları için. Ama hep iyi olan insan hiç kötü olmadığı için
Benim gibi kötü olan, sıfır olan, gerçekten sıfır olan, hani sıfır net yapan matematikte bir insana faydalı olmuyor. Zarar veriyor aslında, hani kızdırarak. Dolayısıyla bir sene böyle geçti. Yanlış tavsiyeler, yanlış çalışma metodlarıyla ve ben 12 bininci oldum. Diyeceksiniz ki 12 bin fena değil. Evet, fena değil. O dönem bilgisayar mühendisi de geliyordu birçok yerde. Ama gitmek istemedim. Dedim ki ben bir senede bu yanlışlarıma rağmen, çünkü sınav anında fark ettim ya, ben şunu şunu yaptım, bunu bunu yaptım. Ben, millet sınavda soru çözüyor, ben ya o sene yaptığım yanlışları neyi daha iyi yapabilirim mi ve bundan sonra neyi daha iyi yaparsam daha iyi sonuç alır mı düşünmeye başladım falan sınav esnasında. Ve dedim ki bu herkesin yaptığı olayını yaptım ben bu sene. Herkesi takip etmeye çalıştım. Baktım insanlar ne yapıyor, o ne yapıyor, bu ne yapıyor, şu ne yapıyor, ben de onu yapayım dedim. Özgün olmaya çalışmadım, aynı olmaya çalıştım, herkes olmaya çalıştım. Ve unuttum. Herkes bu sınavı kazanamıyor. %90'dan fazlası bu sınavı kaybedecek. Ve ben zaten bu kanalda %10'luk kazanacak kesimi bulmaya çalışıyorum. O %10'luk kazanacak kesime hitap etmeye çalışıyorum. Çünkü %90 zaten bu sınavı kaybedecek. Kesinlikle kaybedecek. Yani bu zaten kontenjanlarla, sonuçlarla, yerleştirmelerle de belli. %90 istediği yere gidemeyeceği ve iyi bölümlere gidemeyeceği çok bariz belli. Bazı bölümlerde bu oran %90 değil, %99 falan. Ve bazılarının tabii ki de 170-80'lere de iniyor. Ama genel %90 istediği yeri kazanamayacak. Yani %10 istediği yere gidecek. Ben de en büyük hatalarımdan birisi olarak herkesin yaptığını yapıp o %90'ı taklit ettim aslında. En büyük hatam oydu. Hiçbir zaman özgün olmaya çalışmadım. Herkes ne diyorsa onu yapmaya çalıştım. İlk senem bu yüzden kötü geçti. İkinci sene benden çok daha iyi olup mezuna bırakan insanlar olmasına rağmen, benden çok daha iyi matematiği olan insanlar olmasına rağmen, benden çok daha iyi matematiği olan matematik öğretmenleri sınava girmesine rağmen öyle bir çalıştım ki o sınavda 299. olup güzel bir derece yapıp Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne yerleştim. Eskişehir'den daha iyi yerler geliyordu. İnsanlar şey diyebilir, Eskişehir Teknik falan. Yani Anadolu Üniversitesi daha iyi yerler gelebiliyordu ama o anki maddi ve psikolojik durumumda orayı tercih etmek daha mantıklı oldu. Kararımdan da pişman değil. Yani 299 öyle bir sıralama ki, yani hemşirelikte en iyi yere gidebiliyorsun. İşte makine mühendisliğinde işte Boğaziçi'ne gidebiliyorsun falan filan. Aslında bilgisayar mühendisliği çok revaçlı bir bölüm olduğu için ve bilgisayar mühendisliği kazanmak için sınava giren doktorlar falan var. Böyle DGS, yani bilgisayar mühendisliği kazanayım da bilgisayar mühendisliğine geçiş yapayım diye. Yani bu sebeple aslında bilgisayar mühendisliği çok revaçta. O yüzden yani 299 çok da iyi bir üniversiteye sokmuyorsun. Yani aslında güzel bir sıralama ama çok da hani bilgisayar mühendisliği çok revaçlı olduğu için güzel bir üniversiteye sokamıyor. Yani şöyle söyleyeyim, dediğim gibi kötü bir üniversite değil zaten Eskişehir Teknik de, hani çok da yani ilk 10'da bir üniversite sayılmaz. Şimdi beni burada 299. yapıp bu kadar benden daha iyi insan olmasına rağmen beni 299. yapıp beni ön plana çıkartan neydi? İşte bu videoda aslında bunları anlatmak istiyorum. Ama kısaca bir özet geçeyim dedim, hani bilgi de vermiş olayım, kendimi de tanıtmış olayım. Belki bu videoda beni ilk kez dinleyenler olacaktır. Belki de bilmeyenler olacaktır benim kim olduğumu. Onlara da bir bilgi vermiş olalım. Şimdi ben 299. olduktan sonra bu YouTube kanalını başlattım. İnsanlara yardımcı olmaya başladım. Ve o gün bugündür bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Ve insanlara koçluk vererek güzel üniversite sokuyor. Birçok öğrenci, ilk 100'e giren, ilk 50'ye giren bana her zaman teşekkür mesajı attı. Benle koçluk sisteminde çalışıp birçok öğrenci de ilk 500'e girdi. Onların da başarılarını Instagram hesabımda paylaşıyorum. Arada görebilirsiniz. Ve şöyle bir nokta var benim için önemli olduğunu düşündüğüm. Ben 2019'da 299. olduktan sonra hep bu sınava girmeye devam ettim. Sonra girdim, 915. oldum. Sonra 1200'lerde bir sıralama geldi, sayısı aldı. 915 olduğumda sıralamam geriye atmıştı. Çünkü puanım kesilmişti 2019'a yerleştiğim için, 2020'de. Kesilmeseydi 400-300'e falan giriyordum yine. Aşağı yukarı öyle bir sıralama geliyordu. Ondan sonra 1200, hani o sene biraz daha hiç çalışmadan hani neredeyse girdim. Sonra işte bu senede yaklaşık bir ay falan çıkmış sorulara bakarak 341. oldum. Peki diyeceksiniz ki sen 12.000'inciydin, sonra 299. oldun, şimdi bir ay çalışmaya 341. oluyorsun, nasıl oluyor? Çok basit, kullandığım metot ve sistem sayesinde. Şimdi sadece bir ay çıkmış soru çözerek kazanamazsın, sadece bir iki ay deneme çözerek kazanamazsın. Bunlar belli bir seviyede olan insanın yapabileceği şeyler. Belli bir seviyede olduğum için ben artık ben bunları yapınca da kazanabiliyorum. Size zaten tavsiye verenlerin çoğunun tavsiyesini bu yüzden değerli bulmuyorum. Çünkü zaten belli bir seviyede olduğu için 1-2 ay deneme çözerek ya da 1-2 ay çalışarak kazanabilen arkadaşlarımız var. Adam zaten çok iyi, anladın mı? Geçmişte ya KPSS'ye çalışırken çok iyi öğrenmiş matematiği, ya başka bir şeye çalışırken, ya YKS'ye çalışırken öğrenmiş. O an sınavı belki YKS'si hani kötü geçmiş üniversite sınavı ama öyle bir temel atmış ki o DGS'de onu çok az bir çalışmayla başarılı kılıyor. Ya da işte dediğim gibi ilkokuldan temeli var, o an YKS'si kötü geçmiş, ön lisansa gitmiş falan, ondan sonra DGS'ye şey yapmış. Ya da zaten DGS, yani ön lisansı da çok iyi bir üniversiteye gitmiş. Var öyle hani mesela 100 binden falan alan ön lisans bölümleri de var, 200 binden alan ön lisans bölümleri de var. Üniversiteye çok iyi olduğu için
Belki de onlara gitmiş bir insan oluyor. Ondan sonra diyor ki DGS'de 2 ay çalışarak şuraya kazandım. Ya tamam da sen zaten tecrübeli bir insansın. O yüzden diyorum benim tavsiyem diğer insanlara göre daha değerli. Neden? Çünkü bakın özetleyelim. Çok başarısız bir öğrencisin. Matematiğin hiç yok. Sıfırdan kendi kendine öğrenip bir şeyler başarıyorsun. Ve şu an hala senden çok daha iyi olan insanları bile çok rahatlıkla geçebiliyorsun. Hani yani senden çok daha iyi önde olan eskiden. Şu an değil belki de ama eskiden senden daha önde olan insanları bu yarışta önüne geçerek geçmişsin. Bu nasıl oluyor? Farklı metotlarla çalışarak. Yoksa kimse bir ay iki ay çalışarak üniversite sınavını kazanamaz. O bu kadar kolay bir şey değil. Rakipleriniz var. DGS içerik olarak belki kolay bir sınav ama kontenjan olarak o kadar az ki. Rakipler de bazen o kadar güçlü geliyor ki. Gerçekten YKS'ye kadar zor olabiliyor. Özellikle bazı bölümlerde. Mesela hukuk. O yüzden DGS kolay da bir sınav sayılmaz arkadaşlar. Bir de şey diyebilirsiniz. Neden hep 200-300 oluyorsun? Neden 10'a giremiyorsun? 50'ye giremiyorsun vesaire? Şimdi şöyle 299. olduğunda çok güzel bir temel attım. Ve ondan sonraki senelerde hiçbir zaman 3 ayın fazlasını çalışmadım. Yani 3 ay bile çalışmadım hatta. Eğer bir 6 ay 8 ay tekrar ciddi manada bir sene daha sınava çalışsam çok rahat 100'e girerim. Zaten 341-299. Oluyorum çok kısa çalışarak. Çok daha fazla çalışarak ilk 10'a 50'ye de girebilirim ama ya bu saatten sonra çok da bir önemi yok benim için. Ben zaten şu an kendimi koçluk yaptığım öğrencilere adadım. Onları başarıya ulaştırmaya çalışıyorum. Bu saatten sonra girip başarılı olmanın bana çok da bir ekstra bir faydası olmayacak. Ha şu an hala giriyorum. Bundan sonra girer miyim bilmiyorum. Net konuşmayayım ama şu an hala girmemin en büyük sebebi ne? Hani şu an niye hala sınava giriyorsun da bizi sıralamada geri atıyorsun ulan diyen arkadaşlar için de şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız var böyle yine koçluk yapan böyle video çeken falan. Ya 2014-2015'te ilk 1000'e bile girememiş ya da 1200 olmuş ya da 1000'e girmiş ama 900-800 falan olmuş böyle 600 falan. Hani ilk 500'e bile girememiş. Küçümsemek için değil de yani o sınavla o dönemlerde ilk 500'e girmiş bir adam 5 sene sonra 6 sene sonra koçluk vermeye çalışıyor. Ve 5-6 senedir o sınava hiç girmemiş ve şu an o sınava girse belki de ilk 10.000'e bile giremeyecek. Şimdi böyle bir adamdan mı koçluk almak istersin yoksa bu işi senelerdir yapıp derece yapan bir insandan mı koçluk almak istersin? Ya bu işi biraz profesyonel düşünelim. Sonuçta ben şirket sahibi vergisini veren bir insanım. Hani bu işi artık profesyonel yapıyorum. Öyle lay lay lom geçmiyor yani bizim işimiz. Sonuçta koçluk yaptığım öğrencilerin bir sorumluluğu var üzerinde. Ve kendi kişisel hayatımda da yazılımla uğraştığım için hepsi bir arada işte anca böyle dengeleyebiliyoruz. Yani 200-300 olmamın sebebi bu. Hani çok uğraşmadığım için bu saatten sonra. Belki gaza gelirim. Birisi benimle inatlaşır. Gider çalışırım. Ondan sonra yine bir şeyler yaparım ama çok da mantıklı gelmiyor bana. Bilmiyorum ama ben de çok mantıklı bir insan değilim. Her zaman yani en azından. Kısaca bunu geçiştirmiş olalım. Kısaca yani videonun sonlarına doğru gelirken ben bu kullandığım metotlar sayesinde başarıya ulaştım. Ve bu metotları sizlere nasıl çalışılır videolarımda fazlasıyla veriyorum. Nedir? İşte farklı çalış, TT kaynağı kullan, DGS kaynağını çok kullanma, akıllı hocalardan faydalan. Şimdi bazı hocalar var çöp, gerçekten dinlediğin zamana yazık. 6 ay çalışıyorsun mesela denemeye giriyorsun, 10 net yapamıyorsun. Bu tamamen hocanın ayıbıdır, senin ayıbın değildir emin ol yani. Yoksa birisi 2 ayda çok rahat 20 net yapar yani. Dolayısıyla siz her hocayı iyi zannediyorsunuz falan ama ben öyle olmadığını sizlere anlatıyorum bu kanalda. İşte bazı kişisel tavsiyelerim var işte mesela kan tahlili yaptırın, vitamin eksikliğiniz varsa çalışma performansınızı etkiler. Pomodoro yapın. Çoğunuz bilmiyorsunuz bile Pomodoro'nun ne olduğunu veya kullanmıyorsunuz bilseniz bile. Bu da yanlış. Bunları söylüyorum. Dediğim gibi bu video fazla uzamasın diye bu tavsiyelere çok girmeyeceğim. Nasıl çalışılır videom var. O da yine 40 dakikalık uzun bir video. Çok detaylı bir video. Orada hani kaynaklar vesaire hepsi var. Ben onu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu videoda çok giremedim ama hani bu video aslında kendimi tanıtıp hani süreci anlatmış oldum. Ve sizlere de aslında biraz ilham vermeye çalıştım. Hangi şartta olursanız olun, hangi şu an hangi pozisyonda ve netlerde olursanız olun aslında çok çalışıp sizlerde çok başarılı olabilirsiniz. Ben 12.000'den 299. oldum ama ben aslında YKS'de 1 milyoncu olmuş insanım. Ve şu da var yani benim öğrencilerim arasında 50.000'den ilk 3.000'e giren de var. Yani 70.000'den 2.000'e çeken de var. Hani birçok 20-30.000'den yine 1000'e çeken yine öğrencim oldu. Yani bu şekilde hani benimki bir başarı ama benden çok daha iyi üst seviyeden çok daha geriden başlayıp çok daha öne çeken insanlar da var. Sizler de bundan olabilirsiniz. Aslında bu video ilham verme amacıyla çekilmiş bir video. Bir de kanalın tanıtımını yapmak amacıyla tabii ki de. Çünkü bu tarz videolar daha çok izleniyor. Kısaca aranızda %90'lık kesimden olup kaybedecek olanlar var. Bir de %10'lık kesimden olup kazanacak olanlar var. Onları kanalı tanıtmış oldum yani şu an. İlgini çektiyse %10'luk kesimdeysen abone ol, videoları kaçırma, Instagram'dan beni takip et ve diğer nasıl çalışılır videomu da şiddetle izlemeni tavsiye ederim. Eğer ilgileniyorsan, maddi gücün de yetiyorsa koçluk almanı da tavsiye ederim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bence çok neşeli bir sohbetti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.